Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi dünyanın en soğuk iki yerine götüreceğim. Burada yaşamak mucize. Hepimiz üşümeyi sevmeyiz. Ama ya eksi 50 santigrat derecenin altında yaşamak zorunda kalsaydık? Bugün dünyanın en soğuk iki yerinden bahsedeceğiz. Biri dondurucu ama şaşırtıcı derecede hareketli bir şehir olan Yakutsk. Diğeri ise insanlık tarihinin kaydettiği en soğuk sıcaklıkları gören Antarktika. Hadi bu ekstrem yerlerde yaşamanın ne anlama geldiğine bir göz atalım. Yakutsk, Rusya'nın Sibirya bölgesinde Lena Nehri'nin hemen kıyısında bulunur. Coğrafi olarak Kuzey Kutup Dairesi'ne oldukça yakındır ve bu konumu şehri dünyanın en soğuk şehri unvanına sahip kılar kış aylarında sıcaklıklar eksi 40 derece santigrat ile eksi 50 derece santigrat arasında değişir. Ancak yaz aylarında 30 derece santigrata kadar çıkabilen sıcaklıklarıyla inanılmaz bir iklim kontrastı sunar. Yakutsk yaklaşık 300 bin kişiye ev sahipliği yapar ve bu özelliğiyle dünyanın en soğuk, kalıcı yerleşim alanıdır. Düşünün, buradaki insanlar arabalarını sabah çalıştırmak için motorlarını bile gece boyunca çalışır halde bırakıyor. Bunun sebebi motorların sabah donmasını engellemek. Şehirdeki altyapı ve yapı malzemeleri bile bu zorlu iklime dayanacak şekilde tasarlanmış. Mesela binaların temelleri donmuş toprağa zarar vermemesi için yerden yüksekte yapılıyor. Şehir, dünyanın elmas rezervlerinin önemli bir kısmını barındırır. Madencilik Yakutsk'un ekonomisinin temelini oluşturur. Bunun yanı sıra Yakut halkı zorlu şartlara rağmen kendi kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Yerel pazarlar kızarmış balıkları ve donmuş atetleriyle meşhurdur. Geleneksel Yakut yemekleri donmuş balıklar ve kırmızı etlerin yanında bol miktarda hayvansal yağ içerir. Bu da vücudu sıcak tutmak için gereken enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Yakutsk'a ulaşım büyük bir macera. Kara yolları dondurucu kış aylarında buz yollarına dönüşürken, yaz aylarında eriyen toprak nedeniyle seyahat etmek neredeyse imkansız hale gelir. Bu nedenle en kolay yol hava ulaşımıdır. Ancak burada yaşayan insanlar bu zorluğu olağan kabul eder ve hayatta kalmanın yaratıcı yollarını bulurlar yerel halkın biz soğuğu seviyoruz şeklindeki mizahi yaklaşımları buradaki yaşamı anlamanıza yardımcı olur. Diğer yandan Antarktika dünyanın en güney ucunda bulunur ve tamamen buzla kaplıdır. Burada kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 89,2 santigrat derecedir ve bu Vostok istasyonunda ölçülmüştür. Güneşin aylarca doğmadığı bu karanlık kış, bilim insanlarının doğaüstü dayanıklılık sergilediği bir meydan okumadır. Antarktika'da kalıcı bir insan nüfusu yoktur. Burada yalnızca bilimsel araştırma için gelen ekipler bulunur. Araştırmacılar, kalın buz tabakalarının altında saklı olan göller gibi eşsiz doğa olaylarını incelerler. Ancak bu insanların burada yaşamak için ciddi psikolojik ve fiziksel dayanıklılık göstermesi gerekir. Mesela, karanlık kış aylarında depresyon yaygındır ve bu nedenle bilim ekipleri moral desteği sağlamak için birçok etkinlik organize eder. Antarktika'ya ulaşımın tek yolu özel buz kırıcı gemiler veya askeri destekli uçaklarla sağlanır. Ancak sert rüzgarlar ve dondurucu sıcaklıklar yolculuğu tehlikeli hale getirir. Buradaki bilim istasyonları tamamen kendi kendine yetecek şekilde tasarlanmıştır. Mesela enerjilerini çoğunlukla yenilenebilir kaynaklardan elde ederler. Bunun dışında gıda tedariki önceden planlanır ve küçük bir hata bile büyük sorunlara yol açabilir. Antarktika'daki bilim insanları yemeklerini donmaya karşı korumak için özel yöntemler kullanır. Bunun dışında yaşamsal ihtiyaçlar dikkatlice planlanır. Çünkü bu topraklarda doğa her zaman ağır basar. Burada dünyanın geri kalanında günlük olarak yaptığımız şeyler bile bir mücadeleye dönüşür. Peki böyle zorlu koşullarda yaşayan veya çalışan bu insanlar sizce bunu neden yapıyor? İnsan ruhunun keşfetme, direnme ve sınırlarını zorlama arzusunun bir kanıtı değil mi? Eğer bu videoyu beğendiyseniz benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.